19.sü düzenlenen İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın açılış törenine hoş geldiniz. Evtex artık internasyonel bir fuar olmuştur. Aşağı yukarı 100-150 civarında yabancı katılımcımız vardır. Geçen sene 800 olan katılımcı adedimiz 1000 olmuştur. Bu sene 57.000, 58.000 metrekare bir fuar alanı satılmıştır. Geçen sene bu rakam 54.000'dir. Burada şunu belirtmek istiyorum. Gerçekten komitede çalışan arkadaşlar olsun, CNR'ın ekibi olsun, daha fazla katılımcıyı fuarda buluşturmak için ellerinden geleni yapmaktadırlar. Ben sektörümüzle ilgili birkaç rakamı arz etmek istiyorum. Malum ev tekstili 12-13 milyar dolar gibi Türkiye ekonomisinde bir hacim oluşturmaktadır. Bunun 5-5,5 milyar dolar gibi rakamı ihracattır. 5,5 milyarın 3 milyar doları ihracatçı birliklerinin vermiş olduğu rakamlardır. 2 milyar doları da bavul ticaretidir fakat resmi rakamlardır. Dünyadaki ev tekst hacmine baktığımız zaman 60 milyar 65 milyar dolarlık dünya ticaretinden %5 gibi ihracatçı birliklerinin vermiş olduğu rakamlarla %5 gibi bir pay alan sektörün olması bize ayrıyeten gurur vermektedir. Sayın Başbakan Yardımcımıza, Sayın Ali Babacan Beyefendi huzurlarınızda bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadıkları için tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve bizim en önemli konumuz olan fikri haklarımızın korunmasıyla ilgili bize vermiş olduğu katkılar ve bize her zaman kapısını açık tutması ayrıyeten bizi her zaman onurlandırmıştır ve güçlendirmiştir. Kendilerine ve bütün misafirlerimize tekrar hoş geldinler, saygılar sunarım. Çok değerli valimiz, Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş Adamları Derneği'nin değerli başkanı, ev tekstili sektörümüzün çok değerli temsilcileri, değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir otel lobisinde başlayıp bugün dünyanın ikinci büyük ev tekstili fuarı konumuna gelen İstanbul Ev Tekstili Fuarı'nın 19. vesilesiyle sizlerle beraberiz. Ve ben bir bakıma kendimi bugün evimde hissediyorum. Bizim biliyorsunuz dede mesleğimiz, baba mesleğimiz ve benim de siyasi adım attığım güne kadar fiilen içinde olduğum bir sektör. Değerli konuklar, değerli katılımcılar, kuşkusuz geldiğimiz nokta, bulunduğumuz nokta iyi ama özellikle daha yüksek katma değer ve markalaşmak için özel bir çaba göstermemiz gerekiyor. Markanın ne kadar önemli bir faktör olduğunu unutmayın. Eskiden reklama para harcanırken yani çöpe atılan para gibi düşünürüm. Ya parayı orada yakıyorsun sanki. Ama daha sonra markalaşmanın bir yatırım olduğunu, başlı başına nasıl arazi, arsa, fabrika, makina nasıl yatırımsa markanın da artık bir yatırım olduğu gerçeğini Türkiye'de öğrendik. Derneğimizin onur üyesi kartını vermek istiyorum. Bizleri gerçekten konuşmalarınızda bize göstermiş olduğunuz, Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göstermiş olduğunuz somut adımlarla son derece faydalı bir gün geçiriyoruz sayenizde ve bunu kabul etmenizi rica ediyorum.
sattığı mal var ya bu. En çok sattığı kumaş buymuş. Onun her sene inan ki her sene böyle en çok sattığını giyiyor. Good fashion. Good fashion. Thank you, Mitchell. We hope you come to China and then with a friend. Thank you. Everything. Sayın Bakanım, çok perdüzeniz diyorsunuz. Evtex fuarındasınız. Yabancı değilsiniz, tekstil kökenlisiniz. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz bizim tekstil sektörümüz geleneksel, hep eskiden beri güçlü olmuş ve güçlü olmaya da devam eden ve edecek olan bir sektör. Ama ev tekstili benim için özelliği işte baba mesleği, dede mesleği, siyasete girinceye kadar da fiilen uğraştığım bir sektör. Dolayısıyla yeri bizim için çok çok özel.